Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salat. Sebat. Metaneti var mı yoksa sebat değil mi? Sade sebat. Tabii. Peki tarifini yap ilk önce. Siz giriş yapan abi sebatın. Öyle mi? Öyle şöyle yapayım o zaman ben. Sebatın altyapısı inat var. Malzemesi inat. Tezellül ve izdirabın zıttı olan rasi, istikrarlı ve sabit olmak manasına gelir. Bir de okuyayım. Tezellül, yani zelil olmaktan, ayaklar altında olmaktan, kimliksiz ve kişilikten kurtulmaya ihtiyaç duymanın eylemsel tezahürü. Yoksa ne hukukunuzu ne hakkınızı muhafaza ve müdafaa edemezsiniz diyor. Tezellül, zelil olmak, kimlik ve kişiliğini kaybetmemek ihtiyacından gelen, malzemesi inat olan ve eylem itibariyle sebat ki sebat bir sıfattır. Rasi, yani iki tane ihtiyaçtan geliyor. Tezellül ve rasi, sağlam olmak için. Yani bir şeye sebat, bir şeyden kaçıştır. Veya sebat bir ihtiyaçtır. Yani bir şiddetli bir şey var ki buna ihtiyaç duyuyorsun. Bu ihtiyaç duymanın zemini sünnet-i seniyye. Sebat. Metanet ise mukabele etmektir. Sebat isme ise o şeyde kararlı olmak. Ya sebat ve metanet. O zaman tezellül ve izdirabın zıttı olan rasi, istikrar. Rasi kuvvetli olmak ama lügatı, yani senin kuvvetini ortadan kaldıran, sana rağmen olan kuvvetlere karşı durabilme gücü. Sağlamlık yani. Sağlamlık. Sağlamlığı böyle lügat desek şey oluyor, cılız geliyor. Yani sağlamlık da ne demek sağlamlık? Yani bir seni kopartan bir güç var. Seni uçuracak bir şey var, astından koparıyor. O zaman bir insan sağlamlığı ne demek? Hakikatını fark eder, hakikatını fark eder, hakikatine bağlanmak manasınadır sebat. Hakikatını fark eder, kendi hakikati donanımını fark eder, bu hakikatin kaynağına kararlı olmak, ihtiyaç duymak. Bu kararlılığına gelebilecek zararları def etmeye karşı durumunda metanet. Yani karşı koymak. Birisi takva diyebiliriz, birisi de sünnet-i seniyye diyebiliriz. Aklı, kalbi diye ayırabilir miyiz? Yani sebat, aklı, bir tane kalbi diye. Yani ayırtmak o biraz zordur. Bu sebat aklı değil yani de... bu bir nerenin malı olduğunu bilmiyorum. Bakmadım ona. Yani aklın sıfatı mı yoksa kalbin sıfatı mı? Salabette geçiyordu abi. Sebat, metanet, iltizam diye. Nerede geçiyordu? Salabette. Salabette he. İtikadın içinde vardı. İtikadın içinde mi geçiyordu? Evet, yani sebat, metanet, iltizam demiştik abi. He tamam. İmadaki. Çok güzel.
Yani tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, iltizamın içinde miydi? İltizamda taassup vardı abi, itikatta salabet vardı. Ha, iltizam, itikatta vardı son. Evet. Salabet vardı. Başka ne vardı? Sebat, metanet, iltizam, hak. Vardı. Metanet de oradaydı demek. Evet. Demek ki aklı bir sıfat. Evet, kullandığı his, aşağıdaki kullandığı his inattır. İnadı kullanıyor. Mesela sadakat neyi kullanıyordu? Minnettarlık. Vefa. Farkında olmak. Farkında olmaktan gelen o minnettarlığı farkında olmayı yapıyor. Şimdi buna ait şualar 311'de orayı mı açtın? Yok. 311'de. 311 ve Kastamonu 242. Şualarda 311'de buna ait bir yer bulmuştum. Yani her taraf dolu. Şimdi Esasatürnü'ye de o kadar var ki yani bunun sebat hakkında çok fazla var. Çok şeyler söylemiş Usta Hazretleri. Sebat'a evet. Çok acık tarif etmiş. Çok tarifi çok garip yani Usta'nın. Diyor ki madem ahiret için, hayır için, ibadet ve sebap için, iman ve ahiret için Risale-i Nur ile bağlanmışız. Devam ediyor. Elbette bu ağır şerait altında her bir saati 20 saat ibadet hükmünde ve o 20 saat ise Kur'an ve iman hizmetindeki mücadele-i manevi haysiyetiyle 100 saat kadar kıymetdar ve 100 saat ise böyle her biri 100 adam kadar emniyette olan hakiki mücahit kardeşleriyle görüşmek ve akd-ı huvvet etmek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakiki bir tesanütle kutsi hizmette sebatkarane devam etmek ve güzel seciyelerden istifade etmek. Burada öyle şey yapıyor. Mesela itidal edem, ihtiyat, sabır ve tahammül ve şiddeti tesanüdünüze muhafaza için sebatınızı bozmak için diyor buraya insafsız masonlar, zalim bir masonu göndermiş diyor. Sebatınızı, metanetinizi bozmak için. Ondan sonra demek ki bu da böyle 247'de ondan sonra sana vereyim meseleyi. Şimdi burada kaç tane sayfa var biliyor musun? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane şey var. İsparta havali bak diyor ki burada. İsparta valisindeki Risale-i şakirtlerine fevkalade bir sadakat ve sebat ve uhuvvet ve ihlas ve kahramanlık var ki bu acip zamanda binler esbab-ı fesat ve ifsat içinde vahdetlerini ve ittifaklarını ve hizmette ciddiyetlerini muhafaza ediyorlar. Yani sadakat ve sebat. 2, 3, uhuvvet. 4, ihlas. 5 karamanlık var ki yani bunlar bu kadar ifsat varken sebat ediyorlar. Başka bir yer. Bu acip asrın bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının aşırı olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin sarsılmaz sebatkar halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet edebilirler. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadakatla tam metanet ve ciddi ihlas ve tam ittimatla ona yapışmak lazım ki
o acip hastalığın tesirine kurtulsun. O acip hastalığı ne? Asıl gerektiği, iktizası ne biliyor musun? En benim öne çıkan şeyi söylüyorum. Asıl hastası, hastalığı. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَةَ الدُّنْيَا لَلْاَخْرَةَ وَيَا bu şey var, hakikat. Hayat-ı dünyayı, hayat-ı uhrevi tercih ettiriyor. Bilerek severek tercih ettiriyor. Eylemi de şu. Olayları, hadiseleri, hayatının şeklini, kıblesini kendisi iş yapıyor. Yani felsefe diyoruz ustad. Felsefe deyince bizim mektepte okutulan felsefe değil yani. Yani dinden kopuk bir düşünce. Bu kömüzdeki nineler de yapabilir yani. Felsefe yani. Yani dinden kopuk, yani bir kıblesi olmayan bir düşünce. Hakkı iltizam edemiyor yani. Edemiyor, iltizamı yok. İşte يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bu asrın en büyük belası, hayat-ı dünyayı, dünya hayatını ahiret hayatına bilerek severek tercih ettiriyor. Ettirmesinin sebebi, olayları çözümlemede kullandığı yöntem felsefe. Yani kendi kafasının kendisini idare edeceğini zannediyor. Yani bu akılla bu aklı idare edebileceğini zannediyor. Oysa bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Aklın gereği, akıllı ne denilir diye İmam Azam söylüyor bunu. Aklın gereği odur ki, yakilun, takilun, efele tefekkürün gibi ayetlerde, aklın gereği, bu aklın gereği, hani akıllılığı, bunu yapana bağlamaktır. İşte bu felsefeden kurtuluyorsun. Yani felsefe düşünmemeklik değil. Kıblene göre düşünmek. Yani düşüncenin kıblesini koymak. O şemadan buldum abi de az önce dediğimiz yere. He. Sebat, metanet, iltizam hak, salavetin içinde o da itikattan. Cehilden, adem-i muhakemeden, o bahsettiğin zaman kıbleye koyamamak, o da taassuptan, o da iltizamın içinde. Salavetin tersi taassup demiştik abi. Salavetin şeyi tersi taassup. İçinde cehil ve adem-i muhakeme var. Nazarat da söylüyor, okuyacağız. Evet. Çok ilginç ama. Birbirinin içinde değil mi? Ama o kadar harika bir özellikler, vasıflar, sıfatlar ki eğer bir kıblesine koymasan inim inim inletir bu dünyada seni. Koca koca adamlar, büyük büyük zannettiğin o önde gidenler, bir bakıyorsun ki Risale-i Nur'u kenara koymuş, Risale-i Nur'un hizmeti edasıyla, iddiasıyla kendi kafasını koymuş, insanlara da kendisini kıble yapmış. Yani ölçü almıyor. Bu kadar uzattığım kelimenin manası yok. Ölçü almıyor. Almamasının sebebi bu latifelerin darbe yenmesinden kaynaklanıyor. İtikadın ne dedin? İltizamın içinde miydi? Bir daha aç bakayım. Abi iltizamın içinde taassup var. İltizamın içinde taassup var. O da cehil, adem-i muhakeme. Taassubun içerisi de cehalet ve adem-i muhakeme var. Evet. İtikadın içinde de salavet var. İtikadın içinde de salavet var. O da sebat, metanet, iltizam hakkı içeriyor. Bir dakika. İtikadın içinde salavet var. Evet, salavetin içerisinde sebat. Sebat, metanet, iltizam hakkı. İltizam hakkı. Allah. İtikad, sebat. İltizam hak. O sitedeki şemada var ya. Nur dersindeki sitede. Evet. Diman mertebesinde. Mesela şurada da hem 20 seneden beri ama sen okuyacaksın onları. Ben hiç okumuyorum bunları. Ben çünkü esasatı nur edeceğim. Şu 3 sene şey yapalım. Şimdi aslında bir sebat diğer vasıflar ibadetler yani esaslar gibi yani bir ihlas, bir takva gibi ve bir sadakat gibi sebatsız da yani hizmetteki muvaffakiyet veya rıza ilahiye ve muhabbeti Rabbaniye mazhariyette sebatın da hizmette şarttır. Şarttır. Yani sebat yani bir şeyin vücudu diyor. Bütün esbabına vabestadır. Yani binanın vücudu için birçok şartlar gerekiyor, cüzler gerekiyor. Yoksa bir cüz eksik olursa olmuyor. Şimdi sebat da hizmette muvaffakiyet noktasında sebat olmasa
hani netice olmuyor. Çünkü sebatla ilgili çok acip tarifler vardı, tabirler vardı külliyatta. Şimdi onları okuyacağız. Hani sebatın hizmette bir esas olduğu, sebatsız muvaffakiyetin adeta mümkün olmayacağı anlaşılıyor. Cümleler, yani paragrafı şey yapma, cümleleri elinden geldiği kadar. Tamam. Şualar 129'da Tebliğ Risalet noktasında sebatı bahsediyor. Tebliğ Risalette ve nası Hakk'a davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki Peygamberimiz büyük devletler ve büyük dinler hatta kavim ve kabilesi amcası ona şiddetle adavet dedikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi, tek başıyla bütün dünya meydan okuması, başa da çıkması, İslamiyet'in de dünyanın başına geçilmesi ispat eder ki tebliğ ve davet de misli olmamış olamaz. İşte burada göstermiş olduğu sebat, cesaret ve metanetle Peygamberimiz muvaffak olmuş. Üç sıfat. Cesaret, metanet, sebat. Ve İslamiyet'i dünyanın diyor başına geçilmesine vesile olmuş bu vasıflar. Metanet, sebat, cesaret. Cesaret. Yani hem de en ağır şartlarda büyük devletler, büyük dinler olduğu halde karşısında şiddetli adalet olduğu halde, amcası gibi en yakın kavim kabilesi de düşman olduğu halde bu ağır şartta, bu ağır tazikat altında bu vasıfla Peygamberimiz muvaffak oldu. Bunun psikolojideki adı şeydir, vazgeçmemek. Vazgeçme diyor. Ne yapıyorsun mesela, spor mu yapıyorsun, bir iş mi yapıyorsun psikolojide? Mesela şöyle, diyelim ki rahatsızsın, hastasın, ufak bir kıvılcım gördüm, açı. Yani 0-1, 1, 2, 3, %10 yani böyle açı açılıyor. Hafif bir açıl kıvılcım gördün mü? İşte ondan vazgeçme. O işte senin. Çünkü bir anda sana böyle yol olacak yok. Öyle bir şey yok. Hani adetullah yok. O zaman psikolojideki adı sebatın vazgeçme. Psikolojide öyle geçiyor. Bir sebebi de sana bu Allah'ın kainatta hani iki şeriat var diye biri de sıfatı... İradeden sıfatı kelamdan gelen. Adetullah. Bu adetullah kanununa riayet ediyor aynı zamanda ki muvaffakat. Çünkü adetullah kanununa riayet eden diyor, mükafat dünyadan peşin görür diyor. İşte adetullah kanunlarına riayet etmek, vazgeçme. Vazgeçme. Yani sebat et. Sebat et. Başka bir yerden okuyoruz. Şualar 302'de. Sizin sebat ve metanetiniz masumların ve münafıkların bütün planlarını akın bırakıyor. Cümle bu işte. Bütün planlarını diyor. Bütün. Sizin sebat ve metanetiniz, ilminiz, paranız, kuvvetiniz, mafyanız, siyasetiniz, şunuz bunuz demiyor. Namaz. Sizin sebat ve metanetiniz bütün münafıkların, masonların planını akın bıraktı. Sebat. Vazgeçmeyeceksin. Demek nasıl bir iksir Hasan abi değil mi? Sebat ve metanet. Acayip bir şey ya. Her tarafa da sirayet ediyor. Mesela bakın, abilerimizin bize en büyük iyiliği oldu. Kapıyı açtılar bize. Yani varlıkları bize yetti oraya gitmemize. Yani bulunduğu yerde durdular yani. Durdular. Durduğunca etrafında mesela çok ilginçtir. Diken bile batarsa. Vücut hemen oraya saldırı yapar. Etrafında onu bloke ederler. Mikrop ya. Hani diken battı mı? Şimdi bir insan, bir abi çivi gibi çakıldı. Hiçbir şey anlatmasın. Oturdu mu orada? Kapıyı açtı mı? Varlığı biliniyor mu? Görünmedikleri, görüşülmedikleri halde. İksir nurani gibi yayıyorlar. Hani dediği gibi bana Hüseyin dayı. Maraş'a diyor. Hani var ya Maraş'a esrar. Esrar. Ben Hüseyin dayıma esrar götüreceğim. Ya çok tuhaf bir kanun ama öğretti yani. Nasıl olacak Hüseyin dayı? Beni kim tanır? Ben bu işlerde pabucum yok ki. Beni nereden bilecekler? Bir de tipim benzemiyor bu işlere. Yani esrar içecek tipim yok. Kim bana getirecek bu esrarı? Al Hüseyin dayıya götür. Ve aynı böyle yapıyor. Tipi de böyle. Ya ben de seni biraz böyle psikoloji ruhsal böyle anlatıyorsun ya. Geçen gördüm Çaylı'da derste. Evet dedim Hüseyin dayı psikoloji dersi yapıyorum. Ya esas alfabesini öğrenmemişsin bu işin. Hüseyin dayı bunun alfabesi ne? Tenevsettir. Sen diyeceksin ki Maraş'ın ortasına oturacaksın. Altıyor. Oturdun mu Hüseyin dayı?
Ben Hüseyin daime Rize'ye esrar götüreceğim. Böyle düşünürsen o sen sinyal dalga veriyorsun. O dalgaları alanlar olacak. Nasıl alacak? Sen dedi radyoyu dedi. Sen radyo niye çalıyor başkasının başkası radyo çalıyor? Herkes kanalını açmış. O sen dedi bu sinyali bekleyen radyolar açık olanlar var. Sinyali alacaklar. Tamam. Bana nasıl verecekler Hüseyin dayı? Hiçbir şey demeyecekler. Onlar diyor köpek kokusunu takip ettiği gibi sinyali takip edecekler. Bakacaklar, şaşıracaklar. Allah Allah, sinyal bundan geliyor ama bu hiç benzemiyor. Şiddetli geliyor sinyal. O zaman diyecekler ki sinyalin içine bakacaklar. Hüseyin, bunu Hüseyin daimize götür diyecekler diyor. Kuantum fizikçileri bunu denemişler İsrail'de, Kudüs'te, çatışmaların yoğun olduğu bir zamanda. Şehrin belli noktalarına belli insanlar yerleştirmişler. Bunlar sürekli barış, barış diye düşünmüş. Olay çatışmalarda %70 azalmamış o süre içerisinde. Ya, yani çok tuhaf bir kanun. Mesela aynı kanunu iyiyim de kullan. İyiyim. Bak dalga yayıyorsun. İyileri celbediyorsun. Adam bunu kullanıyor. Böyle tanınıyor dedi esrarcılar dedi. Gözden dedi seni nerede görecek? Orada senin gözün nerede görecek? Onu polis baksın gözünü. Oradan dedim ya Hüseyin dayı ta ilçelerde mi görecekler? Böyle bakacaklar olan bu sinyal nereden geliyor? Şiddetli sinyal. Dedim hakikaten inan dedi sinyal var dedi. Sonra bir baktım ki sinyal galiba bu düşünceleri meydana getiren, dalga yayan ervah aliye veya ervah habiseymiş yapısı araştırdım ben. Yani düşünceden hasıl olan, kötü düşünüyorsan erva habise imal ediliyor. İyi düşünüyorsan erva aliye, bu dalga dediğimiz şey ruhanidir. Düşüncelerden yaratılan mahluk. O da buluyor orayı. Yani sebat, vazgeçmeyeceksin. Sebat, yayan bir verici istasyon gibi insanları celbediyor. Ne kadar allame-i cihan olsan, acayip nutuklar atsan, sebatın yoksa seni kimse kale almıyor. Çünkü sen sebatın yoksa tezellüldesin. Değerini çok. Çöp gibi bir şeysin. Suyun üzerinde oynayan saman gibi bir şeysin. Suyun üzerindeyim diye hava atma. Ama hiçbir değerin yok. Şualar 307'de. 307. Bugün büyük bir merhum kardeşim, büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazreti Ziyad'ın hakkındaki malumunuz muhabereyi tahtür ettim. Sonra sizi düşündüm, kalben dedim eğer perde-i gayb açılsa bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren zaman neymiş? Sebatsız zamanmış. Allah Allah. Böyle sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar eğer her biri bir veli hatta bir kutup görünse benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alakayı pek az ziyadeleştirecek. Arkadaşlar en büyük sıfat demek ki dershanedekilerin, şey yapanların bile, batıl yolda bile canını bomba koyup patlatanlar bile özellikler ilim değil ki. Belki de aldatılmış. Sebatları çok yüksek. Sebatları yüksek. Yani orada çivi gibi kalmışlar. Mukabelenin adı metanet. Sebat ya. Ne acayip bir sıfatmış. Kararlılık da aynı şey mi abi? Kararlılık biraz böyle taakkule bakıyor. Akla bakıyor. Yani onu kendine lazım kılmak malzemeleri. Ama sebat itikadın içindeydi değil mi? Evet. İtikatta yani çok sağlam bir şey. Artık kemalat şey değil mi? Evet yani dima sayalım. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7. Dimanın son mertebesi neydi? İtikat. İtikadın içinde sebat. Çok acayip ya.
O kararlılık ise düşünce malzemesi üçüncü mertebe. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Mektubat. Ha şurada şey yapıyor. Burada bir inkılap varmış. İnkılap geçiriyormuş. İnkılapın sebebiymiş. Çok ilgimi çekti mektubatta. Otur hiç okumayacağım da o kadar değil. İnkılabın malzemesiymiş. İşteki inkılabın sebebiymiş. İnkılaba uğrayan ve inkılaba uğrattıran malzemeymiş. Mektubat atılıyor mu? He ya. Sebat. Sebat. Hatta şiddetli sebat inkılap ettirir. Yani karşıyı da değiştirir. Mesela ben çok insan biliyorum, çok abiler var, yaşlı, bizden yaşlı. İki kelamı getirip de şu insanın karşısına koyamaz. Ama o kadar kamil, o kadar fazıl, o kadar koca cemaat var arkasında. Çok ilgimi çekti ya. Seyahat ettim yani. O tekisi ve benim gibi, papağan gibi konuşuyorsun ama yani iki tane senin için bir şeyi pek zor yapar. Sebatları çok şiddetli. Hiç sarsılmamışlar. Meset. Ne anladım şimdi? İnkılap ettiriyormuş. Değiştiren yani seni değiştiriyor. Devam abi. Mektubat 417. Hem ey kardeşlerim çoğunuz askerlik etmişsiniz, etmeyenler de elbette işitmişlerdir. İşitmeyenler de benden işitsinler ki en ziyade yaralananlar siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar siperinde sebat edenlerdir. Kul innel mevtellezine teferruna minhu fe innehu mulaqikum manayı işaretiyle gösteriyor ki firar edenler kaçmalarıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar. Ya. İnkılap onun için herhalde. Bak kaçmak daha beter yapıyor. Yani siper. Siperini terk etmiyor. Siperde kalmak. En az yara alanlar diyor. Sebat siperini edenler. Terk etmeyenler, sebat edenler. Siperde oturanlar. Bir de hainlikle ceza görüyor. Tabii hainlikle ceza görüyor. Askeriyede değil mi? Çarşamba dersine de geçmişti abi de, tevafuk daha önceden benden utanmıştı. Böyle siperde abi mesela düşman geldiği zaman bir taarruz ateşi eder. Eğer oradaki birden böyle bütün kuvvetini ateş ediyorsa, sebat göstermiyorsa, yani acemi ise anlar ki o acemi. Oraya çok rahatlıkla abi baskına gelir. Ama sebat ediyorsa, o bir tane attığında bir tane atıyorsa karşılık olarak. Ya da hiç atmıyorsa düşman hiç gelmez abi. Der ki bunlar usta asker. Allah Allah. Şey asker ya. Asker lisaneni sebatı. Demek ki bir yere ateş taciz atıyorsun. Evet. Bakayım oradan geliyor mu gelmiyor mu? O korktuğunu gösterir mesela abi. Korkuyordur, bilmiyordur. Ama ustaysa, yani burada sebat olarak kullanıyorum abi. Hmm. İşi biliyorsa, hakimse yerine. Bir tane geldiyse bir tane atar abi. Hem yerini belli etmez. Hem de karşı tarafı bu sefer o tespit eder. Nereden geldiğini. Bu düşman o zaman yaklaşmaz abi. Belki o karakolda bir asker vardır abi. Düşman çok fazladır ama bir ateş gelir mesela. O hiç karşılık vermez. İçeridekini bilmedikleri için abi hiç yaklaşmazlar. Yani... Çok ilginç değil mi? İnkılap. Emir Dallay Kası 1, sayfa 43. Bu yaz mevsimi gaflet zamanı ve derdi maişit meşgale sengamı ve şuur-ı selasının çok sıraplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil diplomatikle çarpışmaların zamanı olduğu cihetle gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i nuriye-i kutsiyede bir sebat olmazsa Risale'nin hizmeti zararına bir atalet, bir futur, bir tevakkuf başlar. Çok ilginç. Şeyi burada anlatıyor bak. Kalpleri inkılap ettiriyor ya ruhları. Mesela inandığı kutsi davaya gösterdiği azim ve sebatla müminlerin kalplerini ihtizaza vererek ruhlarda İslam'ı aşk ve heyecan uyandırmasıdır. Allah Allah. Tarihçi Hayat 23'te anlatıyor. Biliyor musun? Ya, inkılap nasıl ettiriyor? Çok elhamdülillah ya, çok garip ya. Devam.
Evet, burada da işte eğer sebat ve metanet olmasa diyor, vazife-i nuri-i kudsiyede bu tür tevakkuf ve hizmete zarar verir diyor. Acayip bir şey ya. Hem zarar veriyorsun ha, etrafındakilere sebat etmedin mi? Mesela diyelim ki ben Allah kerimine çekip gittim. Etrafındakiler, Rüştü abi şu misali verirdi. İnsan mutlak kocasını bir şey almış oluyor ya, her derste bir şey yapıyor. Bazıları diyor ki ağzından düşmüyor. Ya insan minnettarlık duyar ama bir de seni inşa etmiş, malzeme kullanmış sana, mecbur söyleyeceksin. Derdi ki, çok onun misali oydu. Yeni cami var ya Eminönü'nde. Etrafı kuşlarla dolu. Eğer diyor bir tane kuş işlerinden böyle heyecanlansa hepsi yem yemeyi bırakırlar. Hepsi tedirgin olur. Bir tanesi uçarsa hepsi uçar. Hepsi pır diye uçar. Tedirginlik verir. Bir şey var diye. Onun için gayet rahatsa da diğerlerine de güç veriyor. Onun için önde gidenler ve insanlar ve ailede böyle o böyle liman gibi, limanın babası gibi böyle durursa dalga geliyor. Vuruyor dalga geri gidiyor. Veya şu büyük gemiler var ya, gemiler şu 300 bin tonluk falan. Dalga vurunca dalga şaşırıyor. Çünkü dalga geri geliyor. Bir vuruyor dalga puk panik yapıyor geri geliyor. Gemi hiç. Sandal olsa plop 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 oynuyor. Sebat yok ya. Vehmi hastalıkları da engellemiş oluyor. Yani. Tabii vehmi hastalıkları şey ne? Vazgeçmeyeceksin. Mesela vehmi hastalıklar sebatsız insanlar da olur. Sipeli terk eder. İki de bir lakır lakır oynar yani. Sebatsız insan ondan oraya, ondan oraya, ondan oraya, ondan oraya, ondan oraya. Yani mesleksiz oluyor. Burada da öyle dedi. Sebatsız insan mesleksizdir. Her gün bir fakülte değiştir. Bugün tıba girdin, yarın hukuka gittin, öbürsü işletmeye gittin. Tamirci diyelim veya işte. Bir gün otokaporta, bir gün otolastik, otoelektrik, motora gittin, ne bileyim, egzozcuya gittin. Her gün bir dükkan değiştiren bir çırak. Usta olamaz ki. Umu el atan, umu terk eder. Umumu terk eder ya. Hiçbir şey olmaz. Yani ama odun dahi olsa adam su gidiyor Karadeniz'in Yalçın kayalıklarına vuruyor. Vuruyor da vuruyor. Sebat ediyor vurmaya. Gidip uyuyor. Odun uyuyor ha. Uyuyor. Yani o kayayı uyuyor. Sebat ediyor vurmaya. Çünkü hizmet ettirecek Allah'tır. Bizim vazifemiz sebat. Kararlı olmak. İnanmak yani. İnanıyorsan herkes sana saygı gösterir. İnanıyorsan kimse sana bulaşmaz. Yani sebatın varsa. Ya bu şeylerdir. Bu tamam. Bu böyledir. Seni böyle gördüm senden çekinir. Gelmez. İkide bir lapor 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 oynuyorsan mesleksizsen acaba tereddütler varsa o dalgalar da yayıyorsan acayip ben bunu metafizik aleminde biraz da böyle eskide böyle bir biraz şeyimiz vardı. Orada da öyle. En çok korktukları şey sebatlı insanlardır. Onlar korkuyor. En çok onlara keyif veren korkak insanlardır. Korkak ve sebatsız. Tek tek tek. Yani mesela Kur'an'a başladı, tekrar bıraktı. Aa, hiç onları kale almıyorlar. Kur'an okurken geri çekiliyor, biraz yarın iki gün sonra bırakacak diyor. Onlar nasıl anlıyor? Kafanız, düşündüğünüz şey enerjidir ya, gayb değil. Bizim gözümüz görmüyor. Cinler, şeytanlar, melekler, ruhaniler düşündüğümüz şey enerji olduğu için varlıktır, balon gibidir. O gözüküyor. Köpek bile görüyor korktuğunu. O düşündüğün şeyi bir bakıyor ki kararsın. Ya ben öğrenim bırakacağım. Baktı ki kararlı bu. Allah ben bilmem neyini versin diye çekip gidiyorlar. Ben kendi bizzatı bir şeyimi söyleyeyim bununla alakalı. Bununla alakalı nasıl kesiyorum? Öteki tarafı da anlatmış olayım diye. Bir ara orduların ucumu oldu. Orduların ucumu oldu. Sen bir parçasını şahitsin. Ha böyle.
Çünkü sen sebat ettin, birilerine hizmet ettin mi? Yani seni şeytan bırakır mı? Şeytan onları da aktif ediyor. Her gün bir cüz okuyacağım dedim mi ben? Dedim. Beni tam 7 gün takip ettiler. Sonra onlara dedim ki düşünerek, bunu bırakırsam namerdi. Kararlımı gördüler. Uçaktayım, okuyamayacak durumdayım, seyahatlerdeyim, nerede olursam olayım. Bir cüzü hiç terk etmedim. Hepsi bir tane kalmamak şartıyla defolup gitti. Bu kesin kararlıdır. Ben de bir şeye karar vermeyeyim. 30 sene ben iğneyle onu kazarım. Ben dedim bu gaybla meşgul olacağım. Bu ene haritası. Ben bu insan haritasını çıkaracağım. Allah'ın izniyle ben bunu Allah'ımdan istiyorum. Hiç vazgeçmedim. Sebat ettim. Ve mesela en zor mesela seyahat ediyorsun Fransa'ya geçtiğin Orlando. Yoldasın da yani artık bittin. Ne olursa olsun ben bu cüzümü okuyacağım. Ve denendim. Onlar da gördü. Siz örnek olsun diye söylüyorum. Vazgeçtiler. Dün de hafız diyor ki sen diyor sebat ettiğinden diyor, değil mi? Sen de dinledin. Bırakmadığın için seni bırakmak zorunda kaldılar. Şeytan. Sonra şeytanla anlaşmaya başladık. Şeytan bana diyor ki nefis. Bana diyor bir kaşık bal yedirirsen sana bir cüz okuttururum. Diyeceksin ki acayip. Şunu yaptırırsan, yatırırsan beni, kaldırırsan, aynı böyle, yatır beni, tamam. Yoksa darlatıyor. Darlatıyor. Şeytan konuşması ne biliyor musun? Sizi diyeceksin ki garibinize geliyor, böyle benim sesim gibi değil. Onun konuşma modeli bu. Sıkıntı, enerji, istek duyguları, o konuşma aktır. Sana konuşuyor işte. Ver onu bak, iç onu ya. Bugün dedi ki kahve iç, hayır. Kahve içmeyeceğiz kardeş, bitti. Bitti dedi, bitti, kahve yok. Hiç zorlamadı biliyor musun? Çünkü bu kararlı. Bu kararlı. Yani size konuşmasından bahsediyorum, kullandığı lisan, istek, şiddeti. Hayır, böyle yalaka olursan, lıp 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 sandal gibi. Gayri ciddi görürse seni. Gayri ciddi görürse, sebatsız görürse seni, hiç affın yok. Hiç sen 10 sene, 30 sene senin arkanı bırakmaz. Eğer sebatlı görürse seni hayır dedin mi bir saat duramaz. Bir saat duramaz. Şeytan bile öyle. Onun için ben kızıyorum bazı insanlara. Ya ne böyle lapır lapır lapır. Sebat ol kardeşim. Karar ver bitti. Karar enerji güçtür. Neyi düşünüyorsanız olsunuz. Güçtür. Ben böyle hayatın kesitlerinden belki garibinize giden şeyler söyledim ama şeytan diyor Beyazıt'ta ustad diyor ki geldi bana dedi ki diyor. Duydum işitti falan demiyor. Ustadın bizzatı bir fiil çıkmış. Ve çok ilginç birisi bulmuş. Ben diyor ihlaslı hafızları dinlemeye gidiyordum diyor. İhlaslı diyor değil mi? Evet. Hafızları dinlemeye gidiyordum. Beyazıt. Yani hafızları dinliyormuş yani. O zaman ben hissettim, kulağıma geldi, anladım, sezdim demiyor. Şeytan bana dedi ki, karşıma dikildi diyor. Ha bize nasıl geliyor? O şekilde gelmiyor. Eski sahabede aynen adam gibi sokakta gözüküyordu. Hazreti Ömer'i ve Hazreti Ömer'i gördüğü zaman sokak değiştiriyormuş adam. Dolaşıyor adam ya. Sonra rahmet ilahi olarak Allah onu kaldırdı, gözükmüyor. Hali geldi. Vücudu haricisi var. Bizim dışımızda. İki ayağı var. Böyle benim kafayı düşün şunu. Oklavaya koy. Ez şöyle. Böyle olur ya. Şeytan kafası böyledir. Tamam. Kılları var tek tük böyle. Bir acayip yamuk yumuk şaşı falan böyle. Şu doğal bir yapısı var. Çift cinsiyetlidir. Kendisinden kendisine döller. Böyle bir özelliği var. Ama mahluktur sizden hariçtir. Bir yapıdır, bir varlıktır. Radyo çalıyorsa, radyonun dışında bir verici var demektir. Ha onun gibi. Yani sizde şöyle konuşur bizde. İç onu. Al onu ya iç ya. Hayır. İç böyle al böyle bir dürtüdür bu. Eğer buradan mı geliyor buradan mı? Nefisten mi ruhtan mı? Kutsi değilse ondandır. Yani böyle konuşuyor adam. En büyük sevdiği sevgilisi sebatsız insanlar. Metafizikten bahsettim biraz, tamam. Hocam
konuşmaya devam etseydiniz Üstad Beyazıt'ta. O 15. sözde geçiyor Naci. Şeytan bana dedi ki diyor, kaç yerde şöyle bak, böyle bak. Şeytan, ey şeytan diyor, karşısına ad koymuş, cevap veriyor. Acayip bir şey. Yani bizatihi dürtü geliyor. Bir bakıyorsun bir sıkıntı. Yediğin şey tam bak. Adam memnun ediyor ki sıkıntı kalkıyor. İstiyor ya. İstiyor. İsteklerine bakın. Bunu nasıl elde edersin? Ruhtan mı? Şeyden. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Üçe ayıracaksın. Eğer isteği, sünneti senin dışındaysa. Mesela bir şey söyleyeyim. Sünnet. Yemek yedin. 4 saat geçmeden istenilen her şey şeytan istiyor. Şeytanın isteği. Daha direkt ona gider. Onundur. Bugün ne yaptım? Yani yoruldum da çalışıyorum. Şimdi baktım tabakta elma var. Bir tane elma alayım diye. Gittim elimi aldım yine. Aldım saate baktım ona. 4 saat geçtim. Öyle alıştım ki artık. İnan alıştım yani. Bittim saate baktım. 4 saat geçmişim bana o mu yediriyor? Kural bu. 4 saat geçme ne yemeyeceksin? 2 saat geçme ne içmeyeceksin kardeşim? İçmeyeceksin. Yemeyeceksin. Kuralı yani sebatın oldu mu hiç kimse sana bir metane yok. Bakın sebatın yoksa lap 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 30 sene seni bırakmaz. Abi 10 senede ben ilaç kullanıyorum. Sebat yok ki sen. İnanmıyorsun ki kurtulacak. Abi diyor ben hastayım kurtuldum. Acaba diyor mesaj atıyor. Gene gelecekte hasta olabilir miyim? Zaten hastasın şimdi. Hastalık hastası. Beklenti içinde olan hastalık. Yok ki. Böyle koyamıyorsun, yumruğu vuramıyorsun. Hayır, bitti. Onlar endişe ediyor. Senden, sen ondan korkuyor. Oysa senden 33 derece fazla korkuyorlar. Senden korktukları için seni korkutuyorlar. Seni korktukları için senden seni korkutuyorlar. Ağzımı bak gevelettirdi, o yaptı. Söylettirmek istemedi o. Hemen anladım yani. O yaptı. Müdahale etti. Ama bu devreye girince kelamı çıkarttı. Acayip bir Kur'an. Oyun oynamayı bileceksin. Sebatını feda etmeyeceksin. Sebat edeceksin. Kur'an okuyacağım kardeşim. Hizbul Kur'an okuyacağım. Her gün Risale okuyacağım. Namazı vaktinde tak diye fırlayacağım. Saatim çaldığı zaman bu uslubu kullanacaksın. Sen 5 dakikada yat yok. 5 saat yattım. Doymadın. Nankör. 5 dakikada mı sen duracaksın? Kalkacaksın, kılacaksın namazı. Sebat edeceksin kardeşim. Sebat. Hatta sebat edeceksin. Bu doğru mu? Bırakmayacaksın. Ölüyorsun. Öl. Sıkıntı. Öl. Olsun. Sebat edeceksin. Birisinden bahsetmiştiniz ya. At eğitiyormuş. Seyis. Burnu. Ya işte zeytin burnunda şurada geldi. Ondan sonra hocam dedi ben seni tanıyorum dedi. Ya Sinoplu muydu, Ereğlili miydi bir kardeşimiz. Nurcuymuş. Nurculuk daha yeniymiş. At eğitmeni, seyis diyorlar. At tekme atmış. Nasıl eğitiyorsunuz değil mi? Adam çenesi kırık ameliyat. Kaymış yani. De düzelmişti ama kaymış yani gözüküyor. Ne oldu? Bak dedi. Hocam peki nasıl tay yani yavru nasıl eğitiyorsunuz? Bazen omuzumu sürüyor diyor. Korkunç. Ensemize dikkat ediyoruz diyor Şah Damar'a. Yani çok kincidir diyor bazen. Seni bir sevdi mi diyor. Ölüsü sana ramdır at diyor. Ama sen bilse ki diyor tamam bu şeydir böyle beni sevmiyor veya yalakadır. Öyle ciddetsiz. Anlıyor diyor. Bana diyor bir tekme attı çenesini kırmış. Ama ne yapmış o? Asla yılmadım dedi. At dedi ki lisanını konuşturuyor. Ha bu yılmadı. Bu sebat etti. O teslim oldu diyor bana. Seni kesin görecek sebat ettiğini. Sen sebat ettiğini görürse sana rağm olur. Yoksa olmaz. Seni görecekler arkadaşlar. Ev hayatını uygula. Karı bir evde sen de böyle koltuk kullanırsan, sen böyle olursan kadına, yani sana yaslanıyor. Erkek dağdır. Yani erkek koltuktur. Kadın yaslandığı koltuğu böyle görmek istemez. Tak tak böyle görmek ister. Ne kadar bağırsa da çağırsa da kadın erkeğini erkek görmek ister. Kendisi gibi kadın görmek istemez. Kadın kadına ihtiyacı yoktur. Ya kim şöylesin böylesin.
Yani bu despot olmak değil, zalim olmak değil. Allah Resulü de öyle. Yani doğruların olmalı, çizgilerin olmalı. Sen doğrularını çizmemeyeceksin. Ama doğruların, kendine has doğruların olmayacak. Allah'ın doğru dedikleri olacak. Ki onu da kapsasın. Yani senin doğruların dediğin, Allah'ın sana verdiği haklarsa, o da onun içinde zaten. Ama sen doğrularında böyle gidersen, herkes sana selam durur. Bu samimidir. Batıl dahi olsa. Sen böyle olacaksın yani. Duracaksın. Yılmayacaksın. Ustad demiyor bak. İlminiz de, ferasetiniz de, kuvvetiniz de, kavganız da, gürültünüz de, ne bileyim konferansınız da onları halt ettiniz demiyor. Sebat ve metanetiniz. Onların işini bitirdi. Ben burada oturuyorum. Ondan sonra bak Rüştel bana son bahsetti ne dedi? Vardın değil mi? Gittim. Ya hasta yatıyor. Abi ne diyorsun bana bir şey der misin? Çok sana çok söyledim. Bir daha söyleyeyim. Dedi ki yerinde otur, sebat et. Hareketlenme, hareketlendirmek için hareketsiz ol. Dolaşma. Merkezde sabit ol. Karavan hareket etmesi için kendisini sabit ol. Sabit. Her şeyi hareketlendirmen için sen hareketsiz olman lazım. Piyasada oraya da git, buraya da git, ona şey yap. Hani gidiyorum ya ben yurt dışına, işte Anadolu'ya bazen çıkıyorum. Hayır. Sebat et, seni burada görsün. Sen onlara değil, ihtiyacı olan gelsin. Her şeyi hareketlendiren kendisi hareketsiz olması lazım. Ama bugünkü felsefe diyor. O konferansta vereceksin o sünni. Onlar içici, rüzgardır. Sebat et, sarsılma. Son, aynı üslubu kullanıyor, nefesi yok. Sebat et, sarsılma. Hareketlendirmek istiyorsan hareketsiz ol. Yerinde otur, dolaşma. Yerinde oturmayıp dolaşanlar sıkıntı çekiyorlar. Sıkıntıda da onu bastırmak için yapıyorlar dedi. Sen bir parçasındaydın. Hadi bakalım, devam. Metanet bunun neresinde abi? Metanet tam tersi. Bu dururken mukabele etmek. Sebatten mukabele etmek yok. Yani mesela şöyle, mesela iki tane diyelim ki boksör dövüşüyorlar. Karşıdaki vurunca sen kendini savunmak sebat oluyor yani. Evet. Sen ona hücuma geçmek için... İçeride metanet oluyor. Metin olduğunu gösteriyor. Ama sebatta da metanet var. Var. Yani işte iç dinamiklerine karşı direnme. Yani burada sebatın en büyük özelliği hariç değil, şeytana karşı direnme. İç dinamiklerin istek ve arzularına hayır diyebilmenin adıdır. Bu sebat enfusdaki karşılığı. Lugat enfusi de böyle olur. İç dengelerini bozmaya çalışan şey sebepler var. Ya ihtiyaçtır, şehvettir, şöhrettir. Ya annem baban ya, kimsesi yok ya. Ya tek kaldı, evin tek çocuğusun erkeğisin. Fatih nerede, Fatih Tekin? Ha bak evin tek çocuğumuzun. Hem de saf. Ben ona kaçamadım, ona saf. Ne biçim sen, hem evin tek çocuğusun. Hem arkası çok zengin. Hem de Boğaziçi makinede mezunsun. Lan burada ne işin var senin? Lan burada oturacaksın, bunlarla meşgul, bu işlerle meşgul olacaksın. Lan ne kadar saf adamsın dedim. Gülüyor. Niçin söylediğimi anlıyor. Tamam mı? Fatih'e dedim ya. Kardeşim iç dinamiklerini bozan şeylere karşıdır sebat. Metamet harici gösteriyor. Dik durmak tamam. Evet. Diklenmemek. Dik durmak. Evet. O cümle Rüştü abi vermiş. Biliyor musun? O başbakan o dosyasına hapisteyken dosyanın adı dik dur, diklenme. Rüştü abinin verdiği dosyadaki ana başlığı o söylüyor. Rüştü abinin cümlesi o. Filosofya. Hapisteyken ona okuması için külliyattan toplama yapması gereken vesaireleri adlı bir dosyayı ona eline ulaştırdı hapishane. O dosyanın adı oydu. Dik dur, diklenme. O cümle onundu. İsparta ve havalisi gül ve nur fabrikalarının kahraman şakipleri gibi çelik ve demir gibi bir sebat
ve sadakat ve metanet lazımdır ki dayanabilsin. Bak hiçbir şey yapmıyor çelik. Demir orada duruyor. Bak bu binanın demiri hiçbir şey yapmıyor. Duruyor. Ama bizi burada ders yaptırıyor işte. Ne dedi? Rastgele bir tabir kullanmadı örneği. Bak bakayım. Çelik gibi, çelik ve demir gibi bir sebat ve sadakat ve metanet lazımdır ki dayanabilsin. Ya. Yani ehli dalaletin yalanlarına, desteselerine karşı. Ne olursa olsun. Hak gördük mü kardeşim? Bu mücedditti, inandın. Tamam. İnsan değil çünkü hata yapmaz. Dönmeyeceksin. Her pahasına olursa olsun dönmeyeceksin. Bu sebat biraz enfusidir. Metanet afakidir, mülktür. Birisi mülk, birisi melekut. Demir bak, koca 6-7 katı taşıyor bu binayı. Bak görüyor musun? Ders yapıyoruz. Sebat edenler alkışlanıyor. Allah Resulü'nün en büyük sıfatı ciddiyeti ve sebatıymış. İş atacağız da sürekli. Hak bildiği davadan dönmemesi. Ve davasına kendisi uygulaması ciddiyetini gösteriyor. Sen yaşayacaksın. Ciddiyet bu. Ya da kap lap lap yok. Ve o davanın gereği ne lazımsa onu yapmak. Yani çivi gibi çakacaksın orada. Kalkmayacaksın. Devam. Bak devam et. Kastamonu sayfa 90. Hem 20 seneden beri tahripkârâne eşeddü zulüm altında o derece ahlak bozulmuş ve metanet ve sadakat kaybolmuş ki ondan belki de 20'den birisine itimat edilmez. Bu acip halata karşı çok fevkalade sebat, metanet ve sadakat ve hamiyet-i İslamiye lazım ki lazımdır yoksa akım kalır, zarar verir. Zarar verir. Mesela bir kuşmuş tabii ne güzel misal işte değil mi? Kuş mesela herkes otlarken bir tanesi pırt 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 yapsa kalksa hepsi kalkıyor. Bak zarar veriyor. Yani bir adam böyle bir hizmette devam ediyor. Sonra bir bakıyorsun acayip. Mesela diyelim ki bir nasıl sarsılıyorlar? Mesela bir hain çıkarsa. Şurada da bir cümleler var. Evet azim ve sebatınız. Azim, sebatınız ve ihlas ve ciddiyetiniz. Ehli dünyayı mağlup etmiş ve ediyor. Yoksa bir tek tesettür risalesiyle 120 adamı tevkif edenleri 130 risale ile bir tek adamı tevkif edememelerinin sebebi ihlasınız ve metanetinizdir. Hükmediyor. Meğer ihlas da metanet hükmediyormuş. Nereye sorarsın abi? 143. Kastamonu. Kastamonu 143. Çok garip. Çok garip. Hükmediyormuş. İnsanlar hükmetme sıfatın çok iyi konuşuyor. Alacağım sorunu. Çok iyi konuşuyor. Çok belli. Parası var, pulu var. Ne bileyim gücü var. Abidir. Hayır. Sebatınız hükmediyor. Bir de ihlasınız diyor. Evet abi. Abi peki bu giden abiye bakan kardeşlerimizin ve abilerimizin psikolojisinin altında ne yatıyor ki o gittikten sonra şey yapıyorlar? O da lup 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 vardı ki sebat şeyi yoktu yani. Daha oturmamıştı kişiliği. Yani sebatı tarif ederken İslam lukatından şey yaptım Ruşlar'ın şeyinde. Tezellül diyor. Tezellülden bir de şeyden rasi olmamaktan yani kişilik ve kimlik kazanamamış insanlarda sebat olmuyor. Peki. Tezellül aşağılanmış, bayağılaşmış demek. Ha işte o ne demek? Ben o lugatta şey yapmıyorum. Dikkat edersen. Zelil olmuş. Ayaklar altında. Aşağılanmış, bayağılaşmış. Ben bak ne yapıyorum? İçini başka bir şeyle dolduruyorum. Evet. Yani kimlik ve kişiliğini alamamış, kazanamamış. Kendisiyle memnun olamamış. Kendisini zevk alamamış. Başkasıyla memnun olma. Başkası varsa vardır. Başkası zevklenirse zevklenir. Başkası memnun edebilirse memnun olur. Kendisiyle zevk alamıyor. İyle böyle birisi olsa da konuşsak da zevk al. Kendisiyle memnun değil. Tarihçi hayatta geçiyor ya abi. Müstakbandayken İngiliz müstakbandayken nazırı diyor ki Kur'an'ın diyor şey yapmamız lazım diyor. Tercüme, o da üstadda diyor ya Kur'an'ın sönmez de söndürülmez bir nur olduğunu tek başıma dünya ispat edeceğim diyor. Bu arka plandaki üstadın sebatı oluyor herhalde anladığım kadarıyla. Sebat, metanet, sadakat, ihlas. Sırf sebat yok orada. Orada vefa var. Orada minnettarlık var. Orada hayatın bir kıblesi var. Yani iç aleminde
İç aleminde sebat bütüne getirilen duyguların özelliği oluyor. Çünkü itikadı sağlamda olur sebat. İtikad. İtikad olabilmesi için dimağın altı mertebesine beslenmesi lazım. Dimağın soğan kabuğu gibi düşünün. Soğan dış tarafı, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. 7. Bu sebat ve metanet 7'nin içinde mi? Yani itikadın içinde mi? 6'sından beslenmesi lazım. Sebatta tahayyül var, tasavvur var, taakkul var. Çünkü akılsız sebat olur mu? İltizamsız sebat olur mu? Olmaz. İşte sebatın şekli nasıl olmalı? Yani ifratı tefri, sadakatla olacak o. Onun yöntemi o. Yani diğer vasıfların olması lazım. Peki ifrat ve tefrit vasatını söyle bakalım Mustafa. Söyleyin. İfrat tefriti nedir? Sebatın. Batılda sebat etmek ifrattır. Lakayt olmak tefrittir. Hak bir hak olan yani edile-i şeriye, Kur'an, sünnet, icma, kıyas veya bizim nurculukta Risale-i Nur'un laikalarına. Sözlerine demiyorum. Laikalarına, Kastamonu'ya, Emirdağ'a, Sikke'ye, tarihçe yani laikalara eylemdir çünkü bunlar. Fikir değildir, eylemdir. İslam'dır yani. İman esasları itikattır. Sözler, mektubat, lemalar, şualar iman esasına bakar. Kastamonu, Emirdağ İslam esasına bakar. Yani eylemdir. İslam'da inanç yoktur. Eylem var. Namaza inanmak yok. Namaz kılmak var. Oruca inanmak yok. Oruç tutmak var. İnanmak yukarıdaydı. İman esasına. Laikalarda eylem var. Eylem. Ha şimdi sebat İçteki bütünlükten çıkıyor. Niçin? Bu diman 7 mertebesinin içerisinde. İfratını söylüyorum. Adam batılda sebat etmiş. İfrat bombayı patlatıyor. Veya Risale'nin böyle diyor bak ayet-i kerime var diyorsun. Orada bulunma o adamın arkasına gitme. Sebat etmesi o nedir? Şeytanın ifrat mertebesidir. Verdiği. Batılda sebat. Bak hocam bir şey dediniz ya. Sebatta inat vardır. İfrat o zaman kuru inat olmaz mı? Yani batılda kullanmak işte kuru ta... Evet. Yani içi boş. Yani içi boş, sırf inadına. Evet. İçi inadına deyince işte içi boş. Yani hak yok. İçini doldurmuş. Var bir şeyler ama hak değil. Hak olabilmesi için felsefede bir şey, aa bu haktır denemez. Nasıl haktır diyeceksin ya? Ha biz nasıl rahat diyoruz? Çünkü hakikatımızın esmaya bağlı. Yani Allah'ın esmasına bağlandığında her şey haktır. Çünkü insanın dışına taşıyorsun bunu. İnsanın dışındaki bir kaynakla onaylıyorsun. Hak oluyor o zaman. Ama hiçbir eşyayı bir eşyayla kıyas ederek hak olamaz. İnsan insanla kıyas ederek hak olamaz. Ama insanın düşüncelerini ve fikirlerini kaynağına götürürsen, Allah'a götürürsen o hak olur. Çünkü yapan zatın tarifidir. Kur'an haktır. Cenab-ı Hak deniliyor zaten. İşte bu şeyde sebatın adam diyorsun bak ayet-i kerime var. Batıla sebep olma, vesile olma. Vela terkenu ilellezine zelemu fetemessekumunnar. Yani din orada olmak, hafif meyledini bile Allah Kur'an'ı da tehdit ediyor. Bununla adamla beraber olma, vatan hainleriyle beraber olma. İslam düşmanıyla beraber olma, ezanı kaldıranlarla beraber olma, ezanı bozanlarla beraber olma, Suriye'deki Müslümanları satanlarla beraber olma, Müslümanlarla beraber ol. Yani bir siyasi adına demiyorsun. Olma kardeşim batılda. Oluyorsa sebatın ifrat mertebesi. Şeytanlıktır. Şey ise, tefrit mertebesi ise, fok balığı gibi. Hiç davamı varmış. Hak mı varmış, hakikat mı varmış, hizmet mi varmış, Müslümanlar mı varmış, benim namaz mekruhlarımı öğrenmek mi gerekiyor, Kastamonu okuyor. Hiç umurunda değil adamın. Bu da tefrit.
Yani burada da diyorsan geçiş okumuştun zararlı, zehirli bir şeye inat eder diyor. Sebat namına inat eder. Bak işte ne okuk abi mektubat sayfayı lütfen söyle. Sayfa 33 mektubat. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Ya işte batıl şeylere ya peki sebatın ifrat olduğunu kim söylüyor? Hasan sen kürsüde konuşuyorsun böyle. Aa, dilinde kemik yok. Diyecekler bana bu dersi dinleyenler. Arkadaşlar, sebatın ifratını söyleyen edile-i şeriyedir. Risale-i Nur bile demiyor. Çünkü Risale-i Nur'un bizi adreslediği, bizi referans gösterdiği yere gidiyoruz. Ustad diyor ki, ben dedim diye kabul etmeyiniz. Tamam, mihengi vurmadan almayınız. Mihenk nedir? Edile-i şeriye. Söyleyin, nedir? Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Ona gidecek kardeşim. Oraya götür. Oraya götür. Şimdi ne diyecek? Sen iftira ediyorsun. Ya söylediğimi yanlış söylüyorsun. Çünkü de bari. Öyle kuru dedin mi olmuyor. Yani sen bunu sen iftira ediyorsun. Veya siyaset adına konuşuyorsun. Hayır o değil. Öyle olmaz. Diyeceksin ki öyle dedin ama edile-i şeriyede böyle değil. Mesela ben diyorum ki la ilahe illallah diyen kurtulamaz. Edile-i şeriyede böyle geçiyor. Ustad mektubatta, 26. mektubda da böyle geçiyor. Hani risalenin ölçü almayabilirsin. Şeriatta böyle geçiyor. Yani edile-i şeriyede geçiyor mecellede. Adam dese ki, sen bir adama iftira ediyorsun veya başka bir siyasetin adına konuşuyorsun. Öyle demeyeceksin. Buna mukabelin adı şudur. Diyeceksin ki, la ilahe illallah diyen kurtulur çünkü mecellede var. Mecelle, İslam anayasasında var. Ehl-i sünnet kaydısında var. Eğer Risale-i Nur konuşuyorsak Risale-i Nur'da da var diyeceksin. Oysa 26. mektubun 4. meselesinde, 4. mepasında değil. Mesela örnek için gündelik hayatta da örnek olsun diye söyledim. Adam bunu söylediğin halde mecelle yani TC'nin anayasa maddeleri olduğu gibi Ehl-i sünnet vel cemaatın maddeleri var. Bunlar bak kitabın adını da söylüyorum. İstanbul Üniversitesi'nde okutuluyor. Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuku İslami Kamusu 1. cilt 1. cilt hukuktan bazı İslam Anayasası'nı hani maddeler sayıyor. 1. madde 2. orada yazar. Yazıyor. Ehl-i sünnet vel cemaatin diyor ki la ilahe illallah diyen Muhammed Resulullah demese kurtulamaz. Ehl-i necat olamaz. Bu mektubattan hariç orada. Peki bu Ehl-i sünnetin kavli. Sen bunu hayır dersen tak diye düşün. Ama bu adama sen sebat namına onunla beraber olursan şeytani bir sebattır. Şeytanlıktır. Ehl-i sünnetin dışındaki her şey şeytanlıktır. Yok de bakalım. Ehl-i sünnetin ha kafana gelmez ehl-i sünnet. O zaman abi, sen de ehl-i sünnetten düştün. Ehl-i sünneti düşmeyi göze alabiliyor musun? Ama alıyorsun işte. Sanki benim kavlim de bana hücum ediyorsun. Ben senin kurtulmana bunu söylüyorum. Bak böyle yazıyor burada. Bunun yarısı yok. Sen diyene kızman gerekirken bana kızarsan. Peki bu ehl-i sünnet vel cemaatin kavlinden düşmüyor musun? İşte sebatın ifratı. Ötekisi de mücedid mi varmış? Nurculuk mu varmış? Veya hizmet mi varmış? Adamın hiç defterinde değil. Bu da sebatın tefriti. Vasatı ne? Mücedidliğe tabi olmak. Ya ben diyeceksiniz ki kısacası. Dallanıp budaklandı. Ya o kafamda şiş. Bunu ne yapacağım? Kardeş sen al bunu denileni yap. Yapamadığı yerde doğrusu odur ama yapamıyorum de. Hah tamam. Sen ayağın başımın üzerindedir sen kurtuldun kardeş. Yani yapmasan da ahkamı hak bilmelisin. Öyle mi? Tevil etmeyeceğim. Dün mesela ders yapma şeklim uymuyor. Uymadığı zaman uymadı kardeşim. Uymadı. Tevil mi edeceğim? Başkasının hatırı için cehenneme mi gideceğim? Evet. Başka? 124 Kastamonu Laikası'nda bugünlerde iki ihtardan birinci ihtar. Birincisi bu şehirleri salimle intisap eden ihtiyara hanımlar sebat ettiklerini ve başkalar gibi sarsılmadıklarını düşündüm. Allah Allah. İhtiyar hanımlar. Sebat etmişler. Başkaları gibi sarsılmadılar. Sebatlarından. Nereden okudun onu ya? 124. Kastamonu. Evet.
Aleyküm bir dini acayiz olsa orası mı? Allah Allah. Vay be canım benim ya. Allah Allah. Siz, yaşlı ihtiyar kadınlar sebat ediyormuş ha. Devam ediyorsun abi. Bir de bu hadis-i şerif ihtar edildi. Aleyküm bir dinil acayiz. Yani ahir zamanda ihtiyara kadınların samimi dinlerine ve kuvvetli itikatlarına tabi olunuz. Evet, ihtiyara kadınlar fıtraten zayıfe ve hassase ve şefkat olmalarından, şefkatli olmalarından herkesten ziyade dindeki teselli ve nura muhtaç olduğu gibi herkesten ziyade fıtratlarında fedakarane şefkat cihetiyle dinde bulunduğu nihayetsiz şefkat, perverane ve nuru teselli ve İltifat-ı merhamet-i rahman ve nokta-i isnat ve nokta-i istimdata ihtiyaç var. Tam sebat etmek fıtratların müktezasıdır. İhtiyar kadınlar. Evet. Fıtratları böyle iktiza edilmiş. Tam aynen. Sebat diyor. Tam bir sebat ediyorlarmış. Evet. Tam sebat. Kuvvetli şefkatleri ve istinat noktaları oraya götür dedi. Evet. Ne nereye götürüyormuş? Şefkatleri ve istinat noktaları. Evet. Şefkatleri ve istinat noktasına ciddi bir ihtiyaçları var. Yaşlı ihtiyarı kadınlar. Zaten çok antika. Emir Dağ 1'de Risale-i Nur'un birinci talebesi kim? İlk muhatabı biliyor musunuz? Musa mı? He? Yok. Risale-i Nur'un ilk talebe etiyor. Camide saf dursak. Çocuklar. Çocuklar mı kadınlar mı? Çocuklar. Sonra kadınlar o zaman. Yaşlı kadınlar. Kadınlar demiyor. Öyle yok. Bizi de geçme yani. Yaşlı kadınlar. Yaşlı kadınlar. Üç. Hastalar ve musibet sedeler. Diğerini sayın. Onu fıtratların muktezası. Üç tanesini sayıyor. Üç tane mi? Dört tane mi ne sayıyor? Dört sayıyor abi. Dört mü sayıyor? 41. sayfada olsa gerek. O diğeri ne? Sen yine bu yer, om acayip bir yer buldun ya. Ya şimdi demek en sebatkar onlar mı oluyor? Vay be. Diğerleri sağ sular yarıyor sana diğerleri. Bak, fıtraten Risale-i Nur'un birinci kısmı masum çocuklar. İkincisi, fıtraten Risale-i Nur'a muhtaç bir derece dünyadan ürkmüş veya küsmüş kadınlardır. O ihtiyar demiyor, tamam özür dilerim. Kadını vay be. Şimdi kadınlar kızacak bana. Bak gördün mü bak diyecek. Ama şu, Risale-i Nur'a muhtaç bir derece dünyadan ürkmüş veya küsmüş kadınlar. Üçüncüsü kim? Fıtrı olmasa da vaziyetleri itibariyle Risale-i Nur'a ekmek ve ilaç gibi muhtaç olan hastalar ve ihtiyarlar, hani erkekler şey yok, gençler yok yani. Hakikaten yok, bitti. Yok, üç abim. Yani sen de sokacaktın kendini ama olmuyor. Olmuyor. Yoksa yok abi, yapacak bir şey. Yapacak bir şey yok. Sayfa 126 Kastamonu'da yakasında. Dikkat ediniz, sebat ediniz, münafıklar taarruz planı çeviriyorlar diye bizi ihtiyaça sevk ediyor. Hem bir halt edemezler diyordu. Oh, sebat ediniz. İlminiz artınız demiyor. Allah Allah, evrat da okuyun da demiyor. Yani benim tuhafıma gidiyor. Yani doğru taşlarımı oluşturuyorum böyle. Arkadaşlar bir dersteki hulasa başka bir derste kullanıyorum. Mesela metanette sebatı kullanacağız. Demek sebatı ne kadar ehemmiyeti var ya. Acayip bir şey ya. Yani sıkıntıların kurtulma sebebi ya, sebat. Hatta şu anda şöyle sana bir şu cümlelerde, yani münafık ve masumlar planlarını akın bırakıyor dedi, halt edemezler. Yani zahiren hizmetin engeline, hakaik imani müdafaa noktasında ve muhtaçlara ulaştırmak cihetine engel olan münafık masumların adeta o engel açılıyor. Hani sebat açılıyor. Etmekle hizmet önüne açılıyor. Adeta şu değil mi? Tamamen her şeyin bittiği yerde sanki yoluna yollar yağıyor diye bir şiir söylemişti. Evet. Bir cümle şöyleydi değil mi? Eksiğimi düzelt Naci, bir şair. Demiş ki Ali denen bir şair, Kürtçe. sarayda yürüyorum. Handa. Handa yürüyorum. Handa kavşak mı varmış? Handa yürüyorum, yoluma yağıyor yoluma. Yollar yağıyor yoluma. Handa yürüyor ha. Han kendisi, insan demek. Bu sefer içeride yürüyor, yollar yağıyor yoluma. Sebat ettin mi? Sebatın manası oydu değil mi? Hatırlar mısınız? Bir cümle şey yapmıştım. Külliyattan. O cümle neydi? O şey çok hoşuna gitmişti, kaydetmişti.
Osman. Talep eden kendini fark eder o mu abi? Nasıl? Yok. Sebat yani yol açmak değil, yol sana açılıyor. Yolun sana açılması. Yani beklerken yol sana açılıyor. Zıtlar. Sadakat. Yok. Sebat. Tamam neyse. Mükafatın oluyor sebatın. Yani sebatı diyor ki orada tesbih külliyatta toplamada hiçbir iş yapmıyorsun. Hiçbir iş yapmıyorsun. Tamamen her şey bitmiş. Hemen bu sebat edenin önüne yollar açılıyor. Yollar açılıyor. Aynı şey değil mi şey? Naci bu mana. Evet hocam vazgeçmeyeceksin. Hiçbir zaman seçenekler bir değil. Evet. Seçenekler hiçbir zaman bir değil. İşte bu sebat ise bu senin yolun tercih etmen değil, yolların sana takdim edilişidir. Evet. Yani sebat edersen, ne kadar çaresiz görürsen diyor kendini, sebat ettiğinde seni kurtuluşa götürecek yolların olacak. Evet. Anladım. Aynı bu mantık. Öyle yapacaksın. Sebat sanki atalet gibi bir şey yapmamak gibi gözüküyor ama iç alemde bütün dinamikleri dengeye getirmenin asudeliği, sakinliğidir. İç yani, dinamik. Külli bir duva içine mi geçiyor acaba sebat? Evet külli duva geçiyor aferin. Aa bak bu tarafı da unutmuştuk. Külli bir duva evet. Çünkü hizmetin önünü açıyor yani. Hizmetin önü açılıyor. Engeller. Ya. Buna ait. Bitti herhalde. Ben bir cümle okuyayım. Bununla alakalı. Ondan sonra kapatalım. Bak. Bununla alakalı bir yer. Sebat aynı zamanda bir bedel vermektir değil mi? Bedelin adıdır. Sebat. Unutmayın. Sebat, davaya verilen bir bedeldir. Tamam mı? Ama şunu unutmayın ki, vermek almanın adıymış. Şimdi ona ait bir şey okuyacağım. Ben en kıymetli şeyimi, hayatımı verdim. Mukabilinde, beklemediğim biçimde, içi doldurularak bana iade edildi. Kaçırmayın. Verdiğim şey neydi? Hayat. Bir de okuyorum. Ben en kıymetli şeyimi, hayatımı verdim. Mukabilinde beklemediğim biçimde içi doldurularak bana iade edildi. Çünkü verdiğim zat, yani Allah, hayatımı ona vermiştim. Zaten hayatı o vermişti bana. Meğer benim hayatıma ihtiyacı yokmuş. Hayatımın içine hayatını koyarak iade etti. Hayatımı verdim ya. Hayatımın, benim verdiğim hayatımın içine kendi hayatını koyarak iade etti. Meğer vermek almanın adıymış. Ben en kıymetli şeyimi verdiğim için o da bana kendini verdi. Bir daha söylüyorum. Ben en kıymetli şeyim olan hayatımı ona verdim. O da kendisini bana verdi. Verdiğim zat mukabelesiz almıyormuş. Allah mukabelesiz bir şey almıyormuş. Vermek ise onun istediği gibi kullanmak imiş. Allah hayatını vermek, hayatını onun istediği gibi kullanmak imiş. Bazıları, burayı dinleyin, Naci iyi dinle bu cümle. Bazıları hayatını taşıyamaz, bazıları ise hayat onları taşır. Paranla neler alırsın,
ya hayatında ne satın almak isterdin? Şu anda elinde olanları hayatınla aldın, peki ya memnun musun? Veya hayatını onlara harcamaya değer miydi? Peki sen en çok istediğin şeye neyini veriyorsun? Şu anda elimizde olanlar hayatımı hayat vererek almışız. Peki değer miydi? Yani insanın en kıymetli cevheri hayatıdır. Hayat değmesi için hayatından daha kutsi, daha ulvi bir gayesi olmalı. Hayatımız harcamaya, yoluna harcamaya değsin, hayatında kıymetli bir hayata bahsetmeli. Oysa biz yani hayatımızı eşyalara harcıyoruz. Ya. Eşya hayatındaki serüvenini sağlıyor. Hayatından daha kıymetli hiçbir şeyimiz yoktur. O zaman bu hayat yaşamaya değmesi için hayatından daha büyük, kıymetli bir şey olması, dava olması, hakikat olması, hedef olması lazım. Hedef olmalı. Hayatından daha yüksek, daha büyük hedefleri olursa hayatına, hayat yaşamaya değer. İşte bu anlayış sebattır. Bir de enteresan aslında bu hayatım dediğin şey de onun hayatıdır. Sana emanet olan. İşte bu okudum. Meğer onu bana verdiymiş. Ve bu kültür, şu anlayış, anlattığım kültür sebatın ruhudur. Sebatı oluşturmak için. Sebat okurken o çıktığı şey. Altıncı sözde var sanki içinde anlayasın. Altıncı sözde. Altıncı söz ve altıncı şua. Bu ismin tevafuk olan Hasan Feyzi abi de öyle diyor sana. Ne diyor? Altıncı sözün aldığı fiil ve sıfatı verdim de arındım hem zat ve hayatı diyor. Arındım. Allah Allah bir de söyle yavaş yavaş. Ben okum, altıncı zekim. Sözün aldığı fiil ve sıfatı diyor. Altıncı sözün? Aldığı fiil ve sıfatı verdim de arındım hem zat ve hayatı. Verdim de arındım. Sonra? Zat ve hayatı. Zat ve hayatı. Verdim de arındım. Arkadaşlar vermeden arınılmıyormuş. Verdim de arındım. Sebat edersek inşallah arınırız değil mi? He ya işte bu işte. Sebat için okudum bunu. Arın şey olsun diye. Sebat için yazdım. Siteye koydum sebat. Sebat dava adamında birinci hassasiyet diyebilirim. Birincisi sadakat. İhlas, sebat ve metanet. Böyle geliyor. Zaten biri bir söz olmuyor. Bir olmuyor. Olması olmuyor. Biri eksik oluyor. Olmuyor. Biri bir tamamlayan şeylerdir. Evet. Yani insan-ı kamil. İnsan-ı kamil böyle. Allah Allah ya. Güzel bir şey ya. Yani değer miydi? Onları almak için hayatı vermeye değer miydi? Diyesi geliyor insana. Meğer sebat eksikliğimiz varmış. Allah sebattan ayırmasın. Yarın inşallah metanet yapalım öyle mi? Şeye geçsek iman hakikatler arasında. Ya hadi peki. Laikalardan çıkalım diyoruz. Tamam. Peki. Nereye okuyalım? Düşünürüz inşallah sana. Öyle mi? Düşünelim. Peki bana da bildirirsiniz. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha tümâ salavatı.